Merhabalar, Rengarenk Supla Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 12 yapraktan oluşan güzel bir çarkı felek çiçeği supla modeli çalışacağız. Böyle eski dantellere benzeyen çeyizlerde bulunan oda takımlarının işte altılı peçeteleri olurdu bilirsiniz. Daha onlara benzeyen vintage tarzda bir supla olacak. İplik olarak yine 3 milimetrelik polyester makrome ipi ve 3,5 milimetre tığ kullanacağım. Ortalama 100 gram civarında iplik gidiyor bu model için. Ona göre hani sayıları ayar diyebilirsiniz. Daha kalın 4 milimetrelik polyester soft makromelerde tabii ki daha fazla iplik gidecektir. Bu 35 santimlik bir supla daha kalın ipliklerde muhtemelen 37-40 santim arasında çıkacaktır. Çayımızı, kahvemizi alalım ve bu güzel suplamızın yapımına başlayalım. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. İpi sıkıştırıyoruz. Ve yine şu başlangıçtaki tepe noktasının içerisine sabitliyoruz. 3 tane zincir çektik. Hatta 4 çekelim. İpliğimizi üzerine doladık. Ve şimdi her bir tepe noktasına ikişer tane olacak şekilde aralara birer zincir çekerek toplamda 12 tane ikili trabzanımızı yapalım. Çiçeğimizin yapraklarının tabanını oluşturacak bu ikili trabzanlar. Bir yandan da ipimizi saklıyoruz. Bir zincir yandaki tepe noktasına bir ikili trabzan. Aynı tepe noktasına ikinci bir ikili trabzan. Bir zincir yandaki tepe noktasına bir ikili trabzan. Bir zincir aynı tepe noktasına bir ikili trabzan daha. Bir sefer daha bunu tekrarlıyoruz. Ve son ikili trabzanımızı yapıp bağlıyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz. 3 tane zincir çektik. Aynı tepe noktasına bir tane daha ikili trabzan yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir yandaki trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir yandaki trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, 2 zincir çekiyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bunu bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettireceğiz ve bir üst sıraya geçeceğiz. Sıra bağlantımızı yine çektiğimiz şu 3 tane zincirin 3. noktasına yapıyoruz. Bu modelde arttırmalar başlangıç noktasından yapılacak. Normalde ya hem başlangıç hem bitişten ya da bitiş noktasından yapılır. Bu modeli örerken sadece başlangıçtan arttırma yapıyoruz ve her sırada birer tane arttırma yapıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidecek. 3 tane zincirimizi çektik. Aynı boşluğa bir ikili trabzan,
yandaki tepe noktasına, yandaki boşluğa bir tane ikili trabzan yaptık. Üç tane yan yana ikili trabzanımız oldu. İki zincir çektik. Yandaki tepe noktasına iki tane ikili trabzan doldurduk. Bir yanına da bir tane ikili trabzan yaptık. İki tane zincir çektik. Yandaki ikili tepe noktasının birincisine iki, ikincisine bir tane ikili trabzan yaptık. İki tane zincir çektik. Yine yandaki ilk tepe noktasına iki, ikinci tepe noktasına bir tane ikili trabzan yaptık. Yine bu şekilde arttırmalarımızı yaparak sıramızı tamamlıyoruz ve bir üst sıraya geçiyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Yine hatırlatmak istiyorum. Diğer videolarımı izleyenler bunu biliyorlar ama ilk kez bu videoyu izleyenler için sıra başlangıçlarında bir önceki sırada çektiğimden bir eksik çekiyorum. Genellikle ben şu araların eşit olması açısından burada iki tane zincir çekmiştim. Tek zincir çekip 1, 2, 3. zincirin tepe noktasından bağlantımı yapıyorum. Bakın aralar eşit olmuş oldu böylece. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Yine dibine batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Takip eden 2 tane tepe boşluğuna da birer tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İlk noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Takip eden 1 ve ikinci noktalara birer tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İlk tepe noktasına 2 tane, takip eden 2 tane tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İlk tepe noktasına 2 tane, takip eden 2 tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bu arttırma sayısıyla bu sırayı da tamamlayalım ve bir üst sıradaki arttırmamıza geçelim. Şimdi yine bir üst sıramıza geçiş yapıyoruz. Bir zincirle 3 zincirin en üsttekine bağlantımızı yaptık. Yine 3 zincir çektik. Dibine battık ve bir ikili trabzan yaptık. Yanında kalan 1, 2 ve 3 tane noktaya da birer tane ikili trabzan yaptık. Bakın hep aynı noktadan arttırmamızı yapıyoruz. Arada çektiğimiz zincir sayısı aynı. Birinci tepe noktasına 2 ikili trabzan, takip eden 3 tane tepe noktasına birer tane ikili trabzan. 2 tane zincir, ilk tepe noktasına 2, takip eden 3 tane tepe noktasına da birer tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir çektik. İlk tepe noktasına 2 tane, takip eden 3 tane tepe noktasına birer tane ikili trabzan. 2 tane zincir. İlk tepe noktasına 2, takip eden 3 tepe noktasına 1, 2 ve 3 tane tek ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıramızı da tamamlayalım ve tekrar bir üst sırada arttırmamıza bakalım.
Bu sıramızı da yine bağladık. 6. sıramıza geldik. Çok çabuk gördüğünüz gibi büyüyor. Çok rahat örülüyor, keyifli örülüyor. Yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde bir tane suplayı çok rahatlıkla örebilirsiniz. Şimdi yine zincir çektiğimiz tepe noktasına bir tane daha batıp iki ikili trabzan yaptık. Takip eden 1, 2, 3, 4 tane tepe noktasına birer tane ikili trabzan yaptık. Yine 2 zincir çektik. İlk tepe noktasına 2 tane ikili trabzan yapıp arttırmamızı yaptık. Takip eden 4 tane tepe noktasına birer tane ikili trabzan yaptık. 2 tane zincir çektik. İlk tepe noktasına 2 tane ikili trabzan yaptık. Takip eden 4 tane tepe noktasına birer tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir çektik. İlk noktaya 2. Daha sonra gelen 4 tane tepe noktasına da birer tane olacak şekilde toplam 6'şer tane aralarında 2 zincir olacak şekilde yapraklarımızın bu sıradaki arttırmasını da bu şekilde yapmış olduk. Sırayı tamamlayalım ve bir üst sıraya geçelim. Yedinci sıramızda yine sıra başında 3 zincir aynı noktaya arttırmak için bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Takip eden 5 tane noktaya da birer tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu sırada toplam 7'şer tane ikili trabzanımız olacak. Başlangıçtaki trabzanın üzerine 2, sonraki trabzanlara tepe boşluklarına birer tane ikili trabzan öreceğiz. Aralara 2 zincir çekiyoruz. Birinci tepe boşluğuna 2. Takip eden 5 tane tepe boşluğuna birer tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Arttırma noktamıza 2 tane ikili trabzan. Takip eden noktalara birer tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Arttırma noktamıza, yani başlangıçtaki tepe boşluğuna 2. Takip eden tepe noktalarına toplam 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 7'şer tane ikili trabzan, aralara birer boşlukta ikişer zincir çekiyoruz. Ve böylelikle bu sıramızı da örüp bir üst sıraya geçiyoruz. Yine bir zincirle sıramızı bağladık. 3 zincir çektik. Aynı noktaya 1, takip eden 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane tepe noktasına birer tane
Yani toplamda bu sırada 8 tane yan yana ikili trabzan yapmış olduk. Arttırma noktasında 2. Kalan 6 tane tepe boşluğunda birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir üst sırada da yine bir arttırma yapacağız. Toplam 9 olacak üst sırada da. Ve arttırmamız bitecek. Daha sonra yaprağın kapanımlarını yapmaya başlayacağız. Ve kenar uyası ile birlikte eş zamanlı olarak yaprak kapanımlarını da yapmış olacağız. 2 zincir. Başlangıç noktasında 2, takip eden 6 tane noktada da birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Arttırmalar dediğim gibi basit. Model yine oldukça kolay ilerleyen bir model. Herkesin yapabileceği. El örgüsüne göre çok değişmeyecek bir model. Çünkü bazı modeller var ki çok sık örmediğinizde böyle herkesin örgüsünde güzel durmayabiliyor. Ama bu modelde örgüye uzun süre ara vermiş bile olsanız modelin kötü durma şansı yok. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bu modeli de. Bu şekilde 8 ile arttırma sıramızı da sonuna kadar yapıyoruz. Ve bir üst sırada son arttırmamızı da gösteriyorum. Son arttırma sıramıza da başlayalım. 1, 2, 3 zincir. Dibindeki noktaya ikili trabzan. Takip eden 7 tane tepe noktasına birer tane ikili trabzan. Toplamda 9 tane ikili trabzan oluyor. Aralara 2 zincir çekiyoruz. Arttırma noktamız aynı. Arttırma noktasına 2. Takip eden diğer tepe noktalarına birer tane ikili trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Başlangıçtaki arttırma noktamıza 2, takip eden 7 tane tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve 9. 2 zincir. 1, 2 tane aynı tepe noktasına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane devam eden tepe noktasına da birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 6 tane sık iğne ile başlamıştık. Her bir sık iğnenin üzerine aralarına birer zincir gelecek şekilde ikili trabzan ikişer tane yaptık. Toplam 12 tane ikili trabzan elde ettik. Ve her sırada başlangıç noktasından arttırarak bakın çark felek gibi dönmeye başladı yapraklar. Toplamda her sırada birer arttırmayla 9 arttırmaya kadar arttırma sıralarımızı yaptık. Şimdi artık bu sıramızı tamamlayacağız ve şuradaki
kenar çiçeklerine ve yaprak kapanımlarına başlayacağız. Şimdi bu sıramızı örelim ve yaprak kapanımlarına başlayalım. Son arttırmamızı yaptık. Bir zincirimizi çektik. Tepe noktasına bağlantımızı yaptık ve bir yan tarafa ilmek kaydırmayla ipimizi kaydırdık. 3 zincir çektik. Şimdi burada toplamda 7 tane olacak. Bir baştan bir sondan bırakmış olacağız. 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. İpliğimizi doluyoruz. Şu aradaki boşluğa batıp 2 düz trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Üzerine iplik doluyoruz. Aynı boşluğa batıp 2 düz trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Şu 9 tane yan yana ikili trabzanda birinci boşluğu atlayıp İkinci boşluktan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayıyoruz. 2 tane zincir çektik. Boşluğa ikili trabzan, 2 zincir, boşluğa ikili trabzan yaptık. 2 tane daha zincir çektik. Bir boşluk atladık. Ve 7 tane sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir baştan bir sondan boşluk atladık. Ortada 7 tane olacak şekilde ikili trabzanlarımızı yaptık. 2 tane zincir çektik. 2'li trabzan yaptık. Araya 2 zincir çektik. İkili trabzan yaptık. 2 zincir çektik, bir boşluk atladık. 7 tane ikili trabzan yapıyoruz yine aynı şekilde yan yana. Her bir tepe noktasında birer tane olacak şekilde baştan ve sondan birer tane boşluk atlıyoruz. 2 tane zincir çektik. Ortadaki boşluğa ikili trabzan yaptık. 2 zincir çektik. İkili trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Bir boşluk atladık. 2 3 4 5 6 ve 7 tane yan yana ikili trabzan yaptık. Sonda bir tane boşluk kalmış oldu. 2 zincir boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Bu şekilde tüm yaprakların üzerine eksiltmelerimizi yapıyoruz ve boşluklara da kenar çiçeklerinin tabanlarını oluşturmuş oluyoruz. Sıramızı tamamlayalım, bir üst sıraya geçelim. Sırayı tamamladık. Yine bir yana kaydırıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Az önce oluşturduğumuz boşluğun içerisine yan yana 5 tane
İkili Trabzon örüyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Üzerine iplik doladık. Bir boşluk bıraktık. Bir, iki, üç, dört, beş tane ikili trabzan ördük. İki tane zincir çektik. Üzerine ipliğimizi doladık. Bir, iki, üç, dört, beş tane ikili trabzan yaptık. İki tane zincir çektik. Bir boşluk bıraktık. Bir, iki, üç, dört ve beş tane ikili trabzan ördük. Sonda bir boşluk kaldı. İki tane zincir çektik. Yine yan taraftaki demin oluşturduğumuz tabanın içine 5 tane ikili trabzan dolduruyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Üzerine doluyoruz. Bir boşluk. 5 tane yan yana her bir tepe noktasına birer tane olacak şekilde ikili trabzan yapıyoruz. İki tane zincir. Son kez yapalım. Yanda oluşturduğumuz V şeklindeki tabanın içine 5 tane ikili trabzan. 2 tane zincir. Ve yaprağın üzerinde bir boşluk bırakıp yan yana 5 tane her bir tepe noktasının içerisine birer tane olacak şekilde ikili trabzan. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız ve bir üst sıramıza geçeceğiz. Bir üst sıraya geldik. Bir zincirle sıra sonunu başlangıçta yaptığım üçlü zincirin üstüne bağladım. Şöyle bir yan tarafa ilmek kaydırdım. Yine üç tane zincirle sıraya başladım. Bir yanına ikili trabzan, bir yanına ikili trabzan. Toplam üç ikili trabzanımız oldu. İki tane zincir çektik. Üzerine ipimizi doladık. Şimdi şurada bir sıramız var. Normalde şu şekilde alıyoruz biliyorsunuz. Sadece arka kanattan ilmeğimi çıkartacağım. İkili trabzanımı öreceğim. Bir zincir çekeceğim. Yine yan tarafta arka kanattan ikili trabzanımı öreceğim. Bir zincir çekiyorum. Arka kanattan ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Arka kanattan ikili trabzanımı örüyorum. 5 tane yan yana aralarında birer zincir olacak şekilde ikili trabzanlarımı ördüm. 2 zincir çektim. Üzerine ipliğimi doladım. Bir boşluk atladım. İkinci boşluktan başlayarak 1 2 3 tane ikili trabzan ördüm. 2 tane zincir çektim. Yine şu yan tarafta yaptığım 5 tane ikili trabzanın birincisinin tepe noktasına battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Bunda da yine arka kanattan alıyoruz sadece. Aralara birer zincir çekerek her bir ikili trabzanın tepe noktalarından birer tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi yine iki tane zincir çekiyoruz. Başlangıçtaki tepe noktasına atlıyoruz. 1 2
3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bir sefer daha yapalım. 2 zincir çektik. İpimizi doladık. Başlangıçtaki şöyle yakın göstereyim. İkili trabzanımın şöyle arka kanadından ilmeğimi çıkartıp ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Hemen yan taraftaki tepe noktasına aynı işlemi yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki tepe noktasına aynı işlemi yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki tepe noktasına aynı işlemi yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki tepe noktasında arka kanattan yine ikili trabzanımı ördüm. Bu şekilde bu sırayı da bitiriyoruz. Ve bir üst sırada artık son sıramızı yapıp suplamızı tamamlıyoruz. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Artık şu sıradaki küçük kirpikleri oluşturacağız. Ve her bir kirpiğin altında birer tane fıstık oluştu gördüğünüz gibi. Sıra sonunda bir zincirimizi çektik. Ve yine üçüncü zincirin içerisinden ilmek kaydırmayla sıramızı bağladık. İlmeği bir yana kaydırdık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. İpliğimizi doluyoruz. İlk tepe noktasına batıp iki ilmeği bir anda çıkartıyoruz. Burada iki tane ilmeğimiz kalıyor. Üzerine ipliğimizi doluyoruz. Tekrar çıkartıyoruz. İki ilmeği bir anda çıkartıyoruz. Kaldı 3 ilmeğimiz. Bunu da bir, iki seferde çıkartıp ikili fıstığımızı oluşturuyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Şu aradaki boşluğun içerisinden tığımızı batırıp sık iğneyle bunu sabitliyoruz. Birinci kirpiğimiz oluştu. Bir zincir çektik. Üzerine ipimizi doladık. Hemen yan taraftaki tepe noktasına battık. İki tane ilmeği bir anda çıkarttık. Üzerine ilmek doladık. İplik doladık. Aynı noktaya tığımızı batırdık. Yine aynı şekilde iki ilmeği bir anda çıkarttık. Kalan 3 ilmeği de bir, iki seferde çıkartıp ikinci fıstığımızı oluşturduk. 3 zincir çektik. Aradaki boşluktan tığımızı geçirdik. Ve sık iğneyle sabitledik. Bir zincir çektik. İpliğimizi doladık. Üçüncü tepe noktasına battık. İki ilmeği bir anda çıkarttık. Üzerine iplik doladık. Aynı tepe noktasına battık. İki ilmeği bir anda çıkarttık. Kalan 3 ilmeği de iki seferde çıkarttık. 3 tane zincir çektik. Aradaki boşluktan tığımızı geçirdik. Üçüncü kirpiğimizi de oluşturduk. Bir zincir çektik. Dördüncü tepe noktasına battık. İki ilmeği bir anda çıkarttık. Üzerine iplik doladık. Aynı noktaya battık. İki ilmeği bir anda çıkarttık. Kalan 3 ilmeği de iki seferde çıkarttık. 1, 2, 3 zincir çektik. Aradaki boşluğa battık. Sık iğne yaptık. Bir zincir çektik. Son tepe noktasına gene aynı şekilde yapacağız. Tepe noktasına battık. İkili trabzan yapar gibi sadece ilk iki ilmeği içinden çıkartıyoruz. Bu ikisi kalıyor. Üzerine ilmeğimizi, ipliğimizi doluyoruz. Aynı tepe noktasından bir sefer daha çıkartıyoruz. Şu şekilde ikinci trabzanımızın altı oluşmuş oluyor. Kalan 3 ilmeği bir, iki seferde çıkartıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Aradaki boşluğun içerisinden sık iğne yapıp bunu bitiriyoruz. 4 tane zincir çektik. Şimdi bakın. Birinci çiçek tepemiz oluşmuş oldu. Şimdi şurada 3 tane tepe noktamız var. Ortasına batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane doluyoruz.
zincir çekiyoruz. Üzerine ipliğimizi doluyoruz. Yine takip eden 5 tane. Aralarına birer zincir çektiğimiz ikili trabzanımız var. İlkinin tepesine batıyoruz. İki ilmeği içinden çıkartıyoruz. Üzerine iplik doluyoruz. Aynı noktaya batıyoruz. İki ilmeği birlikte çıkartıyoruz. Kalan 3 ilmeği de 1 2 seferde çıkartıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz ve boşluktan tığımızı geçirerek sık iğne yapıyoruz. Bu sıranın da yapılış şekli böyle. Aralara 4'er tane zincir çekeceğiz. Şu tepe noktalarına batacağız. 4 zincirle yan tarafa bağlanacağız. Bu sıramızı da bitirelim ve suplamızın son halini görelim. Son 4 zincirimizi de çekip başlangıçta yaptığımız kaydırmanın içerisinden yine ilmek kaydırma yaparak sıramızı bağlıyoruz. İpi biraz uzatıp yakıyoruz. Ve şu şekilde arka taraftan saklayacağız. Yakıp sabitleyeceğiz. Böylelikle suplamızı bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi bu renkte çok hoş durdu. Sadece şu kadar bir ip kaldı 100 gramdan. Gene onu da söylemiş olayım. 100 gram 3 milimetre polyester iplik 3,5 milimetre tığ kullandık yaparken. İstiyorsanız şuralara küçük güller koyabilirsiniz. Ya da böyle sade bir şekilde kullanabilirsiniz. Her iki şekilde de çok şık duracaktır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapımla alakalı sorularınızı gerek buradan gerekse aynı isimdeki Instagram hesabından direkt mesaj üzerinden iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.